Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Semih Game. Bugün sizlerle birlikte Özbekistan ile Timur İmparatorluğu formalı serimize başlıyoruz arkadaşlar. Age of History 2'de hatırlarsanız ilk serimiz Anadolu Selçukluları ile ilgili olmuştu. O seride ise 5. bölümde final yapmıştık ve adımızı Büyük Selçuklu olarak değiştirmiştik ve bugün de gözüme Özbekistan kestirdi ve onunla birlikte bir Timur serisi yapmaya karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi oyunumuza hemencecik başlayalım. Ancak ilk önce Timur İmparatorluğu'na bakacak olursak gerçekten de çok fazla toprağa sahip bir devlet ve haşmetli bir devlet açıkçası. O yüzden de bu devlete haşmetli bir giriş yapıp haşmetli bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce klasik başlangıcımızı atalım. Vergilerimizi ve mallarımızı ayarlayalım. Ve yatırımlar var daha doğrusu. Şimdilik de arkadaşlar şu ekranı da kapatalım. Ve hemencecik ordularımızı ters etmeye başlayalım. Ve evet ters ettik. Şimdilik de nüfus ve ekonomi büyümelerine, vergilere, üretim gelirine, yönetime, ordu bakanlığı araştırmalara puanlarımızı ayıralım. Yönetime birazcık daha fazla vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla bir toprağa sahip bir devlet çünkü. Ordu bakanlığı araştırmaya da belirli bir miktarda veriyorum. Şimdi arkadaşlar devletimize bakacak olursak yani çok güçlü bir devlet değiliz. Ve formlayacağımız devlet de güçlü bir devlet olacak. O yüzden de bir yol haritası çizelim hemencecik kendimize. İlk hedefimiz tabii ki de arkadaşlar Kırgızistan ve Tacikistan devletleri olacak. Bu devletler doğumuzda bulunan iki güçsüz devlet. Ve Çin'e açılan kapılar arkadaşlar. Çünkü Timur için Çin'in Sincan Uygur bölgesinin bir küçük bir kısmı gerekiyor. Ondan sonra da Türkmenistan serisi yapacağız. Yani Türkmenistan serisi dedim pardon. Türkmenistan seferi yapacağız. Ve buralardan güç topladıktan sonra ya Kazakistan ya da Afganistan savaşı ilan edeceğiz. Ancak Afganistan savaşı ilan ederim. Neden? Çünkü o daha güçsüz. 65. sırada Kazakistan ise 50. sırada bir devlet. O yüzden de onunla da ilişkilerimizi iyi tutmalıyız. Aynı şekilde Çin'le de ilişkilerimizi iyi tutmalı. Ve saldırmazlık baktığımızı her zaman bu iki devlette taze tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Onların bir savaşı ilanıyla yamulabiliriz, çarpılırız. Ne olur bilmem ancak gerçekten de hiç iyi olmayacak gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar Kırgızistan ve Tacikistan için gereken dukatlarımızı biriktirmeye başlayalım. Şimdilik 12.000, 14.000 birikiyor arkadaşlar. 1551, 52. Yavaş yavaş artıyor da gelirimiz arkadaşlar. O kadar da abartılacak bir gelirimiz yok. Birazcık biriktirelim arkadaşlar. 30 dukata kadar biriktiririz herhalde. Hemence ilk turlarımızı atlayalım bakalım. İnşallah Kırgız ve Tacik savaşları iyi geçer. Evet Tacikistan ve Kırgızistan için Taşkent'te tek bir ordu basabildik. Başkentimizden 6.000 ordu basabildik. Tüm paramızı sadece. Neyse arkadaşlar şimdi Kırgızistan'ı savaş ilan edelim. Evet ilk saldırılarımız başarılı oldu. Ve Bişkek sınırına geldik. Saldıralım bakalım ve evet. Hiçbir direniş gösteremiyor Kırgızistan. Çünkü taze kuvvet yolladık arkadaşlar. Ve evet Kırgızistan'da topraklarımıza katmış bulunuyoruz. Arkadaşlar bütün topraklarını almayı başardık. Bu gerçekten de bizim için güzel bir haber. Nitekim Timur için gereken Kırgızistan topraklarında bir daha savaş yapmak istemiyordum. Küçük bir devlet için. Şimdi arkadaşlar Tacikistan sınırlarına doğru ordularımızı dizelim bakalım. Tacikistan'da kolay bir hedef olacak gibi görünüyor benim gözümde. Hemencecik askerlerimiz sınırlara yerleşsin bakalım. Kahraman Özbek askerleri Timur Han'ın izinden Tacikistan savaşında da başlıyor bakalım. İlk saldırıyı yapalım da arkadaşlar yok. Bu kalsın. Evet. Hiçbir saldırı yapmayalım. Şimdi bir tur atlayalım. Evet. Tacikistan gerçekten de güzel bir direniş gerçekleştirdi. Biz de o zaman hemencecik başkentine bir saldıralım. Bence boş bıraktı diyebiliyorum. Boş bırakmamış ancak yine de almayı başardık arkadaşlar. Şimdi hemencecik saldırılarımıza devam edelim. O ele geçirdiği Kırgız toprağını da tekrardan almamız gerekiyor ve aldık. Şimdi oyunu kaydetmiş oyun. Gerçekten de güzel sınırlarımız oldu. Şimdilik son toprağına da saldıralım ve Tacikistan'da topraklarımıza katalım arkadaşlar. Tamamıyla alabiliyoruz. Bu süper bir haber. Hemencecik alalım ve gördüğünüz gibi güzel bir sınırımız oldu gerçekten de. Doğumuzda bulunan iki devlet de
fethetmeyi başardık. Şimdi arkadaşlar ordularımızı ters edelim ve hemencecik dukatlarımızı biriktirelim. Evet, Kazakistan'la olan ilişki geliştirmelerimiz sona bulmuş. Hem de Çin'le de imzalayalım. Biz saldırmazlık antlaşması ikisiyle de hem ilişki geliştirip hem saldırmazlık paktı imzalarsak daha karlı çıkacağız arkadaşlar ilişkilerden. Rusya'da Çin'in de ilişkileri çok kötüymüş gerçekten de. Bir savaş ilanı da hemencecik Sincan bölgesini de alabiliriz arkadaşlar. Çünkü orada Timur için gereken topraklar bulunuyor. Şimdi arkadaşlar asimilasyonlar için gereken bir parayı toplayalım bakalım ve şimdilik yapalım. Evet bu para herhalde yetmeyecek arkadaşlar. Basalım bakalım. Evet 14 tur dedi. Birazcık daha biriktirmemiz gerekiyor herhalde. 2 tane falan biriktirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet hemen yapalım. Evet 41 tur dedi. Bir kez daha biriktirelim. Sonra da tamamıyla yapalım asimilasyon işlemlerini. Ve tam olsunlar. Ana 5 tur kaldı. Bir tane daha biriktirelim arkadaşlar. Gerçekten de çok toprak almadık. Ancak gelirimizin az olmasından dolayı büyük ihtimalle. 45 tur diyor. Bir tane daha atlayalım. Ve artık yaptık arkadaşlar. Tacikistan ve Kırgızistan topraklarında asimilasyon işlemlerimiz resmen başlamıştır. Şimdi arkadaşlar hemencecik paramızı biriktirmeye devam edelim. Türkmenistan savaşı için arkadaşlar. Türkmenistan gördüğünüz gibi güç açısından kötü bir devlet. Yani öyle çok abartılacak güçledi. O yüzden de bir paramızı biriktirelim arkadaşlar. Hemencecik biriktiriyorum ve ben burada bence videoyu durdurayım arkadaşlar. Hem de biriktiririm. Evet. Geri döndük arkadaşlar. Ve o arada Çin ile Rusya savaş haline girdi. Ve şu anda Çin de Rusya da önde gözüküyor. Çin'i arkadan bıçaklama ihtimalimiz var tabii ki de. Ancak ilk önce bir Türkmen savaşını bitirelim arkadaşlar. Hemencecik Taşkent'teki ordumuzu da Bekabat'a gönderelim. Ve Türkmen sınırlarına dizelim. İnşallah güçlü bir direniş göstermezler bize gerçekten de. Yoksa çünkü arkadaşlar daha fazla toprak almamızı önlüyor bu direnişler. Savaşın fazla sürmesinden dolayı gerçekten de yıldızlarımız düşüyor. Evet arkadaşlar şu anda askerlerimiz Özbek askerleri Türkmen sınırlarında dizilir. Savaşımıza başlayalım bakalım. Haşmetli bir giriş yapıyoruz gerçekten de. Timur'a yakışır bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Saldırılarımıza başlayalım. İnşallah o fazla asker çıkmayacağımız dediğimiz yerlerde yanılmayız. Gerçekten de fazla asker çıkarsa büyük ihtimalle oradan her yere yayılacak. Benim en sinir olduğum şey arkadaşlar. Evet şu anda yapamıyor. Herhalde olmayacak arkadaşlar. Tamam. Aşgabat'a da girelim. Ve tabii ki de o Kazakistan'da da ilişkilerimizi geliştirelim. Bitmiş. İyi de bir ilişkiye sahip olmuşuz. Aynı şekilde Çin'le de ilişki geliştirip saldırmazlık paktı imzalayalım. Çin hala Rusya ile savaş halinde. Sibirya'ya kadar gelmiş adamlar. Hindistan'da Çin'in de savaşa girmesi çok güzel olur benim için. Çünkü o Sincan bölgesini alacağım diyecektim ki. Nasıl ordu çıkardı orada? Dur dur. Bakalım o orduya bakalım. Şuradan bir asker hazine boşmuş arkadaşlar. İyi tamam fazla ordu değildi de. İyi yıprattı arkadaşlar. Hemencecik askerlerimizi bölelim. Yoksa buradan yayılmaya devam edecekler. Kazakistan bizimle saldırmazlık paktı istemiş. Kabul ettik. Şimdi birazcık kredi almamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten de yoksa bu Türkmenistan yayılmaya devam edecek. İsterse Taşkent'e bile kadar yayılır. Şimdiki evet şuradan bölelim askerlerimizi bakalım. Ve evet. Buhara'ya da böldük. Şimdiki turumuzu atlayabiliriz bakalım. Evet Türkmenistan yayılmaya çalışıyor. Ve tabii ki de engelliyoruz. Tamamdır arkadaşlar ya bitti. Savaş bitti. Oradan artık çıkması mümkün değil. Yani savaşımız bitti arkadaşlar. Şimdi Türkmenistan'la barış antlaşmamızı imzalayalım. Bakalım ne kadar toprak alabiliyoruz. Ya şunları alalım. Şu toprak olmadı sanki aynen. Hem de bir yıldız boşta kalıyor. Şunu alalım aynen. Böyle bir barış antlaşması bizim için gayet uygun arkadaşlar. Ve Türkmenistan'ı Hazar Denizi'ne hapsetmiş sayılabiliriz. Yani Aşgabat ve yukarısında bir şehir daha var da. Ve burada bir İran devleti çıktı karşımıza. Hemencecik bir saldırmazlık paktı imzalayalım ve ilişkilerimizi geliştirelim. Nitekimizden 3 kat güçlü bir devlet konuşamadım. Şimdilik
Ordularımızı toplayalım arkadaşlar. Bu orduları ters edeceğim. Ben zaten videoda 10 dakika olmuş. Videoyu bitirmenin bence zamanı geldi. Bence arkadaşlar zamanı geldi şimdi. Askerlerimizi ters ettik. Ve bu bölüm bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmenizi tavsiye ederim. Ve paylaşmayı da unutmayın. Abone de olun lütfen. Tamamdır. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.